çalışmış. İyisin mi? İdare ediyorum. Kaldı olmamış Mustafa. Açsana, Efes açsana. Dur ben açayım, dur. Yak onu. Koydum burada. Kapatalım mı pastanın etrafını? Şşt, direkt bağırıyor. Aç aç. Evet evet evet, aynen. Ya! Teşekkür ederim ya. Nice yaşlara. Evet. Alayım mı tarafı, kesme işini hadi yapayım bakalım. Mı? 20 yaşın kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Valla 20'ler fenaymış. Evet, sporlan. Seni hiç görmeyeceğim aslında. İyi abi, yani, sıkıntı. Canım benim, mutlu yaşlar. Çok İyi ki doğdun. Sen niye suratından akan bin damla? Ben de şey dedim, kesme yapmış bir şey geliyor. İş var diye getirdim buraya böyle. Şiko. İyi ki doğdun. Tam ondan önce de ağlıyordu başka pasta kesen olmadı diye. Evet abi, tam üstüne denk geldi. Bana bir dilim pasta böyle lan. Hadi gel. İyi ki doğdun Zeynel. Sen de kutla. Nice güzel yıllar anlattı bana. Teşekkür ederim. Ege. O yemek için bana kurulmuş. Aa, o lezzet. Trollü. Olsun, aynen. Harika. İşte ikinci pasta, üçüncü bir. Üçüncü bir. Zeynep, kesebilirsin istiyorsan. Ben sana uğraşmayayım. Rafan çekelim mi Zeynep? Ha, olur mu Allah ya? Kendi pastanı dağıt bence zaten. Tamam, çok büyük gülümsüyorsun şey, tamam mı? Hayır, garip o şeylerim var. Ne gülümsüyoruz? Yanına toplanıyoruz. Geçin, geçin oraya. Aynen. Ben de böyle yapıyorum bak. Aynen öyle. Kaç yaşını bıçaklıyorsun? Çok zaman. Fotoğraf mı bu? Evet. Evet, herkes bayağı biliyor değil mi? Bir sürü şey. Harika. Şimdi mahşeri cümbüş diye hemen şey. Fotoğraf. Aa, ben bayağı da... Ay bu neli bu? Neler neler. Her şey neler yine. Neler ya. Her şey hakikaten ya. Bence İstanbul'un en güzel pastası. Doğru. Evet. Niye 20 tane bunu koymadınız üstüne? Ben şöyle 20 tane şimdi çok yanmasın diye 5-4 ile çarptık. Aha. 20. yaşımı da sizinle kutlamak böylece bunun nasibi oldu. Ne gülüyorsun Aybik? Hayırdır sen? Siz daha 24'lerde bunlara başladıysanız. Top. Aa, ya işte. Neyse, yaşı ortaya çıktı Zeynep. Neyse, neyse 20 demiş. Tamam canım, kesin artık hizmetimizi çok... yapalım, sen dur. Yetmez öyle Zeynep. Ben yemiyorum ki. Ben de yemem. Nasıl yiyecek misin? Hayır, bir çatal alırım. Bir çatal tabii ki alırım. Ama... Bunu zaten mesela şunu bölelim hemen. Bence de arzu yemezdi. Burada var. Ya sen uğraşmasana zaten. Doğum günü uğraşmışsın sen. Doğum günü kızısın, böyle şeylerle uğraşmaz. Sen nasıl geçeceksin? Bayağı iyi geçeceğim. Geçeceğim abi. Çünkü ben onu biliyorum, o komitenin dergeliğini biraz. Alerji mi? Yok. Kestaneymiş. Geliyor benim spoken arkadaşlar. Şofter al ya, kestane. Alerji mi? Muz var. Muz var. Hayır. Yok, kestane yok. Orman mühendisi. Orman mühendisi. Alerji mi var kestane? Hepsini en zamanda hepsini uzaklar. Tüm okul burada. Havalimanı çok yakın. Sen orman öyle. Kestane demiş. Şöyle ben kendi okulumdan yürümeydim. Değil, kestane yok. Olsa şimdi ağzı konuşmuştu şimdi. Ne bu? Ejder. Doğru söylüyorum. Sonucunuzu kesiyorum size. Ben yürümemezsin. Ya Arzu abla. Arzu abla nerede? Arzu abla kulağımda yok. Eksik hissediyorum. Çok teşekkür ederim Arzu abla. Ben onu ilk defa almışım. Ben onu asla hepsini yiyemem. Kestane püreli almışım. Değil mi? Yeter bu kadar. Tadını da almayasın. Ben ortak olurum ona. Bir çatal alacağım. Kursa gidiyorum. Hediyelerin nerede? Birlikteyim. Daha hediye olarak ben yarın telafi edeceğim. Tamam. Dakika, ben nasıl pis pis bir hediye istiyorum. Ben burada sunuculuk yapıyorum hediye sana. Aynen, seni geçen hediyen kalan. Geçen gün hayatımda en güzel. Ama şu an her benim hediyem yok, ben hediye almayı sevmem. Ben sana getirdim ama sabah etmedim sabahleyin. Grand Turismo verdim. Ben yok ben hediye. Pis değil, komik değil. Ben size oyun bıraktım ünlülerine. Benim size doğum günü hediye ederim. Yeni oyunlar. PlayStation oyunları. Biz de böyle, bize taş yazıyor. Aman Allah'ım, şimdi çok mutluyum. En azından fiziksel değil, oynayabileceğim bir şey değil. Ben de gelebilir miyim? Aynen, Battlefield'ı destekleyen bir şey yerine. Rüyama girelim benim de. Yavaşla elim diye işte, elleri düşmüşler. Yavaşla. Siz parkur musun? Sen niye yemiyorsun, diyette misin? Yavaş babam. Yani çok şeyim zaten. İnsan kendi pastasını yemez. Her çetle doğum günü başlıyor. Ya. Vay. Hiç görmedim. Bağışlam. Yok, pasta çok lezzetli bu arada. Çok iyi.
Nerede okudum bunu biliyor musun? Fıkralarla Türkiye. Ne yavaşçı yavaşçı beyler. Bak gittin orada anlattın değil mi? Burada anlattın evet, orada. Çok gerçekten ülkemizi en kötü temsil eden sayfa. Evet, biraz seviyesi biraz çoktur. Bu boş biraz çoktur. Evet, söyleyeyim. Boş mu? Ben buradan evet, bir dönüşü al. Evet, temiz ters çevrilmiş sadece. Ha tamam. Bana lezzetli kısmı al zaten. Gerçi. O bayağı güzel karamelize bir. Evet, evet. Lezzetli bir yani. Hafif bir de yani. Çok teşekkür ederim. Ellerimi yıkamam lazım. Tamam, şimdi ne diyor? Şimdi geri alayım yine. Gerginliği başlıyorum sana diyor. Böyle. Şimdi merdaneli parkur oyunumuz var. Parkurlu merdane hazır mesela. Oğlum başlıyor hemen ya. Evet. Artık Cantu da söz. Hazırsak oraya geçelim arkadaşlar. Bugün. Ne bugün var? Sunucumuz Cantu. Şimdi... Evet, şimdi şov var. Pastayı doğamayacak. Efsane iki tane parkurcu bekliyor. Zatu alalım içeriye herkesi. Ben de yarışmacı ol. Bizim bir yarış alışıyoruz. Buti. Orta ol. Niye pastamdan yemedin? Çok iyi, o yüzden aldım. Bir çatal yiyebilirsin. Cantal ne dedi ben duymadım. Bir yiyebilirsin yani. Ya. Bir çatal hakkım var. Şey, altta kalanları böyle sıçı yapayım. Nereye geleyim? Efe Cantal ne dedi ben duymadım. Bir şey dedi Cantal çıkarken ama. Ay. Ben de hiç duymadım. Duymadım. Aşırı, aşırı şımarmaya devam ediyorum şu an. Hastayım o zaman. Aldığımız arabayı gösterecekler. Monopoly oynamayın ya. Abi yok ki eksiği var. Gömüyorum tabii pastayı. Monopoly. Kavga kıyamet. Bizde hiç iman yok o konuda. Efe Monopoly'de kaç kere kavga ettik seninle? Bir şey diyeyim mi? Ben her türlü oynarım bu arada. Oynadığımız zaman mesela işte trivia falan birbirimize giriyoruz.